Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seher Ay. Bugünkü videomuzun konusu oturduğunuz yerden uygulayabileceğiniz sırtınızı, boynunuzu, omuzlarınızı esnetip hareketlendirebileceğiniz 5 dakikalık egzersiz rutini videosu olacak. 5 dakika boyunca egzersiz yapacağız. Sadece bir sandalyeye ihtiyacımız olacak. Özellikle bu egzersizleri masa başında ya da evde oturduğunuz yerden uygulamak isterseniz mutlaka değerlendirmenizi öneriyorum. Çoğu kişinin sırtlarının çok kambur durduğunu ve gün içerisinde sırt ağrılarının, kulunç ağrılarının giderek arttığının mesajlarını alıyorum. Dolayısıyla bu gibi 5 dakikalık rutinlerle sırtınızı aktive edebilirseniz o ağrılar ilerle engel olabilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin bu 5 dakikalık bütün sırtımızı hissedeceğimiz egzersizlerle devam edelim. Öncelikle bu pozisyonda oturduğumuz yerden ayaklarımızın yerde olması çok önemli. O yüzden sandalyeye oturduğunuzda eğer ayaklarınız yere değmiyorsa hafif sandalyenin önüne doğru gelmenizi isteyeceğim. Hazırsanız 5 dakikamızı başlatalım. İsterseniz bunu söylediğim gibi kanepe önünde de yapabilirsiniz. Güne başlamak için de aslında gerçekten omurga sağlığı açısından çok güzel egzersizler olacak. Birlikte başlayalım. Bu şekilde önce gövdemi iyice bir uzatarak başlamak istiyorum. Benimle birlikte yapıyorsanız eğer şu an ekran karşısında sandalyede ya da kanepede oturmanızın hiçbir önemi yok. Ama omurgamı doğru hatta sıralamanın bir yani kambur oturmanızı istemiyorum. Gövdeniz isterseniz çok fazla bükülmesin hiç fark etmez. Ama kambur oturarak bu egzersizlerle boyun ve sırt bölgesine zarar verirsiniz. O yüzden uzanabildiğim kadar sağa ve sola uzanarak egzersizlere başlayacağım. İyice kol yanlarını, sırt bölgesine inen kas gruplarını çalıştırdıktan sonra, sırtımı hissettikten sonra ellerimi omuz başlarına alıp yine doğru pozisyonda dönebildiğim yere kadar sağa ve sola hareket etmeye çalışacağım. Bunu yaparken karın kaslarınızı kullanmanız çok önemli. Oturduğum yerden aynı zamanda o bölgedeki kas gruplarını da hissedeceğim. Daha sonra, şimdi bu bölgedeki hareketliliği yavaş yavaş sağladıktan sonra sıradaki egzersizimde bir elimi dizimin dış yanına koyacağım. Bu pozisyonda arkamdaki kanepeden, sandalyeden ve elimi koyduğum noktadan destek alıp dönebildiğim son noktaya kadar döneceğim. Ağrınızın olmamasına çok dikkat edin. Ağrınızın olmadığı pozisyonda dönebildiğimiz kadar döneceğiz ve o bölgeyi iyice hissedeceğiz. Yavaşça, hiç hızlı hareket etmeden aynı şeyi diğer taraf için yapacağım. Elimi koydum. Sandalyenin arkasından destek aldım ya da kanepenin. Dönebildiğim yere kadar yaklaşık 15 saniye boyunca bu bölgedeki kaslarımı hissedeceğim. Bakın hala asla kambur durmuyorum. Vücudum izin verdiği ölçüde devam ediyorum. Orta hatta geliyorum. Hafif şöyle omurgamın esnekliğini artıracak bir hareketle devam etmek istiyorum. Bunu yaparken başınız ve boynunuzda ağrı varsa başınız boynunuz sabit bir şekilde sadece omurgayı hareket ettirerek de yapabilirsiniz. Ama ağrımız yoksa gidebildiğimiz yere kadar öne ve arkaya, öne, arkaya şeklinde uygulamanızı isteyeceğim. Daha sonra iyice sırtımı, omurgamı, omuzlarımı hissettikten sonra bir de kürek kemiklerini devreye sokacağım. Dik duruş pozisyonundayken omzumla büyük bir yarım daire, büyük bir yarım daire çizeceğim. Büyük bir yarım daire, büyük bir yarım daire. Dediğim gibi sırt bölgesini iyi hissetmek istiyorsam yarım daireleri mümkün olduğunca büyük çizin. Oturduğunuz yerden de gerçekten sırt kaslarınızı yorabilirsiniz. Ama hareketleri etkili ve gerçekten hissederek yapmaya çalışın.
Şimdi ise iyice sırtımızı hissettikten sonra biraz daha aktivasyonu ile ilgileneceğiz. Aslında dirseklerimi geriye alarak duruşumu bozmadan sırt kaslarını şöyle hızlı hızlı bir çalıştırarak devam edeceğim. Bu bölgedeki kasları hissetmek birçoğunuz için gerçekten çok keyif verici olacak. Özellikle dirseklerim arkaya giderken boynum, sırtım aynı pozisyonda kalmaya çalışacak. Bu şekilde yaklaşık bir 30 saniye devam ediyorum. Ellerimi masanın üzerine koyup iyice sırtımı aşağıya doğru bırakacağım. Kollarınız ne kadar çok masanın üzerinde olur, ne kadar çok sırtınızı açabilirseniz o kadar çok sizin için iyi olur. Bu pozisyonda sizden istediğim yaklaşık 20 saniye boyunca göğsünüzü açarak sırt kaslarınızı hissetmeniz olacak. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Eğer sizin de oturarak çalıştığınız bir işiniz ya da ders çalışmak zorunda olduğunuz bir rutininiz varsa mutlaka bu 5 dakikalık egzersizlerle sırtınızı aktive edin. Aktive edin ki ilerleyen durumlarda problemlerin önüne geçelim. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.